İdamın olmaması bir defa en büyük suç teşviki cinayete. Evet. Yani bu sadece işte ideolojik cinayetler değil. Kadın cinayetinde de böyle, çocuk cinayetinde de böyle. Yani diyor ki narini öldürürsek diyor ne olur diye en fazla bizi de hapse atarlar diyor. Evet. Bir günde diyor gelir diyor çıkarız. Hani ömrün yetiyorsa diyoruz ya biz herkes bir gün çıkar. Ama idam yani kısas hakikaten hayat veren bir defa caydırıcı. Yani bir defa polis katili, asker katili, devletin görev başındaki kamu hizmeti veren insanların katili olan bir insanın hiçbir ülkede hayat hakkı olmamalı. Olamaz, olamaz, Amerika'yı ben olamaz. bilirim birçok eyaletinde halen Polis katili mahvederler tabii. Amerika'da. Amerika'da polis katili Elektrikli sandalyeye oturtururlar öyle normal idamdan falan da değil yani kurşuna dizmek yani değil yani. Elektrikli işkenceyle öldürürler. Tabii biz işkenceye karşıyız ama ölüm cezası hayat verir. Yeni insanların, yeni kurbanların ölmemesini sebebiyet verir. İkincisi, o katil içinde bir kurtuluştur. Şimdi bazısı diyebilir ki ya sen katilin niye kurtulmasını istiyorsun? Şimdi bizim inancımıza göre ve kanunlarımıza göre suçun karşılığı vardır. Yani mütekabiliyet esası. Ne suç işlemişse cezasını o verir. İşte bunu yok kazığa oturtturalım, yok işte jiletten doğrayalım falan bunların hakta hukukta yeri yoktur. Bu kişi ne yapmıştır? Masum bir görevi başındaki bir kadın polisimizi, bir kızımızı şehit etmiştir. Bunun yaşama hakkı yok bana göre. Benim şahsi görüşüm budur. Peki nasıl yaşamayacak bu? Ya illegal metotla mahkumlar içeride eskiden bu tip şeyler vardı ki biz ona da karşıyız. Ya da işte çatışmada öldürüldü denilirdi biz ona da karşıyız. Ya eğer idam olsa çatışmada öldürülmemesi gereken insanlar da öldürülmezdi eskiden. Ama diyor ki ben diyor bunu yakalayacağım. Karakoldan girecek, savcılıktan çıkacak veya işte 3-5 sene yatıp çıkacak. Bu kişilerin bak bu direkt masum bir insanı katletmiştir. Bu cahil, psikopat, katil masum bir kızımızı, bir kadın polis memuremizi katletmiştir. Bunun yaşama hakkı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama kanunlarımızda idam yok. Yani FETÖ'cü katillere bile Boğaz Köprüsü'nde sivil elini Türk bayrağı ile sadece yürüyen insanlara tank mermisiyle Aynen. Abdullah Tayyip'i öldürenlere bile idam gelmedi bu ülkede. Bana mı gelecek kardeşim diyor. Aynen. Cumhurbaşkanımızın korumalarını öldüren katiller bile içeride yatıyor. Hani lağım faresi gibi saklandılar da Evet. mazgallarda bulundular. O birkaç tane astsubay, FETÖ'cü astsubay falan. Onlar bile Çıkamıyorlar ama bir yandan da ama ümitleri var. Diyor ki yarın doğru. diyor Kılıçdaroğlu gelirse ve Düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu gelirse diyor PKK ile beraber yöneteceğiz der diyor. Veya FETÖ ile beraber yöneteceğiz der diyor. Bizi salıverirler diyor. Ümitleri var. Yani FETÖ'cü katillerin ümidi var. PKK'lı katillerin ümidi var. Neden idam yok diye. İdamın özellikle bu tip cinayetler için ve çocuk cinsel tacizlerine bulunan çocukları, çocuk tecavüzcülerine ve çocuk katillerine masum yani bizim psikolojik şeye ne deniliyor ona pozitif ayrımcılık yaptığımız bu cinayetleri işleyenlere mutlaka idamın gelmesi lazım. Masum kadını öldürmüş, masum çocuğu öldürmüş. Bunlar idam olursa caydırıcılıklar olur. Ve kısasta hayat vardır hükmü halkımızda karşılık bulur.